Satın alın düşmüşleri fırlattığınızda ardınıza bakmayın. Oradayım. Haksızlığa karşı bir ateş yakar aydınlanmaya, aydınlatmaya çalışırlar. Tek kibrit vardır bir sultanda. Eğer kibrit o ateşi yakmak için ihanet ederse o ateşi neyle yakacak? Sultan Haftar'ın 1580 yılında ordu 1580 yıngelmişti. Wenn ich ein Sprosser wäre und käme und fing vor Gott zu singen an, wenn ich ein roter Apfel würde. Avusturya'nın Bregenz kentinde, burada Landes Bibliothek'te yani Vorarlberg Eyalet Kütüphanesi'nde bir edebiyat akşamı düzenlendi. Bu edebiyat akşamına Avusturya'dan yazar Gabriela Böş ve Türkiye'li yazar Engin Erkiner katıldılar. Şu anda Sayın Enginer yanımıza. Biz kendisiyle bir söyleşi yapmak istedik. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz yıllardır yurt dışında yaşıyorsunuz. Yaklaşık 30 sene oldu, 29-30 sene oldu yanılmıyorsam. Yaklaşık evet. Uzun bir zaman oldu. Şu anda yurt dışında olmak, işte Türk edebiyatı üzerine konuşmak, başka bir ülkede, işte Almanya'da yaşıyorsunuz, şimdi Avusturya'ya geldiniz. Nasıl bir duygu, nasıl bir ruh hali içindesiniz? Onu önce öğrenmek istiyorum. Belki şöyle demek daha doğru olur. Yani bunun için özel bir ruh halim yok. Çünkü ben yıllardır Türkçe ile her zaman uğraşıyorum. İşte Yazın Dergisi'ne 27 yıldır yayınlıyorum. Dolayısıyla her zaman edebiyatla ve sosyal konularla da aynı zamanda çok yakın ilgim oldu. Hele de internet zamanında artık bir şeyleri izlemek pek bir sorun olmamaya başladı. O bakımda özel bir ruh haline sahip olduğumu söyleyemem bu nedenle. Özel ruh hali derken tabii burada doğal olarak yani her şeyden önce doğduğunuz topraklardan kopuk yaşamak durumundasınız. Belki bilemiyorum, bir insan memleketinde olması daha çok üretken olmasının bir nedenidir. Bunu kastederek sormak istedim. Fakat şeyi sormak istiyorum. Siz şimdi sizin bir siyasi bir de edebi yönünüz var. Edebiyatçısınız ve siyasi geçmişiniz var. Siyasi bir yönünüz de var. Nasıl bir şeydir bu edebiyat ikisinin de tam içinde ortasında olmak, edebiyat siyaset ilişkisi şöyle biraz irdeleyebilirseniz rica etsem. Bu tabii oldukça zor bir ilişki. Aslında şöyle demem lazım. Edebiyatla ilişkim benim son yıllarda gevşedi. Şöyle gevşedi. Yani yazı yazmak şöyle diyeyim, hani ben en başta kendim için yazı yazarım. Zaten yazarlığın galiba bir numaralı özelliği de odur. İnsan önce kendisi için yazar, kendi hoşuna gittiği için yazar. Ondan sonra başkalarını düşünerek yazar denir. Ben eskiden özellikle öykü yazardım. İşte iki tane romanım yayınlandı. Ondan sonra ardından insanlar bana şey dediler. Dediler ya edebiyatta yani fena değil yazdığın şeyler. Tabii daha çalışman lazım. Fakat sen sosyal konularda çok daha iyisin. Yani onlarla daha fazla uğraşsan daha iyi olmaz mı? Düşündüm, haklılar. Haklı, haksız değiller. Yani o bakımdan da yani işte şeylerde gördüğü gibi kitaplarda ki bunlar daha yarısıdır. Özellikle sosyal konularda bir hali şey yazdım. Fakat şunu diyeyim yani öykü olayı özellikle roman değil ama öykü. Yani benim hala ciddi bir şekilde kafamda kurup durduğum bir meseledir. Şimdi siyasetle edebiyat konusu ilişkisine gelince belki şöyle demek lazım meseleye. Şimdi edebiyat siyasetin bir aracı haline getirildiği zaman çok kötü oluyor. Yani normalde aslında diyelim ki nesir olarak izah edeceğiniz ya da açıklama olarak yazacağınız şeyleri edebi hale sokup yazmanın bence hiçbir anlamı yok. Yani siz herhangi bir sosyal olayı ya da politik bir olayı illa öyküleştirmek ya da romanlaştırmak zorunda değilsiniz. Yani bu kadar uğraşmanın gereği yok. Doğrudan doğruya başka vasıtalarla da anlatabilirsiniz. Edebiyat daha değişik bir olaydır. Fakat Türkiye'de tabii bu edebiyatla siyaset ilişkisi birbirinin çok fazla içine girdi. Çok fazla içine girmesinin nedeni de en başta şundan geliyor zannediyorum. Edebiyat aynı zamanda teorik bir olaydır. Yani edebiyatın ciddi bir teorisi vardır. Edebiyatın bu teorisinin ciddi bir şekilde çalışılması gerekir. Ne yazık ki yazan, özellikle soldaki yazan birçok insan işin bu tarafına hiç bakmıyor. Türkiye'li sosyalistler işte siyaseti ya da işte politikaya öykünmeyi daha çok dünya klasiklerinden, romanlardan, kitaplardan, siyasi kitaplardan önce. Şimdi siz bunu
bunun yanlış olduğunu mu söylüyorsunuz? Örneğin Maxim Gorki'nin ana romanı işte bunun temel eserlerinden birisi. Ama Maxim Gorki'nin ana romanı politik bir olayı edebiyat diline aktararak anlatmaz. O bir Rus toplumunu anlatır. O toplumun içinde insanların değişik mevzilenmelerini anlatır. Bu bambaşka bir şey. Mesela diyelim Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü romanı aslında tam anlamıyla politik bir romandır. Ama politik bir olayı anlatan bir roman değildir. Hayatı anlatır, bir köy hayatını anlatır. Bunun içindeki gelişmeleri ve insanların nasıl politikleştiklerini anlatır. Bu daha başka bir şey. Bu daha bambaşka bir şey. Benim anlattığım şudur. Mesela diyelim ki siz şey yapıyorsunuz. İşte bir mahallede, bir mahallenin örneğin MHP'lilerin baskısına karşı 1970'li yıllarda savunulmasını anlatıyorsunuz. Bunu roman halinde anlatmanız şart değil. Bunu romanlaştırmak gerekmiyor. Çünkü siz yaşanılan bir şey anlatıyorsunuz ki edebiyat sadece yaşanılanı anlatmak değildir. Yaşanması mümkün olanı anlatmak demektir. Bu aradaki ayrım çizgisini epeyce iyi çizmek lazım. Peki bu görüşleriniz bunu genel anlamıyla, madem bu konuyu değindiniz, çünkü bu çok önemli bir sorun diye düşünüyorum. Ben özellikle Türkiye solu açısından düşünürsek, daha doğrusu özellikle de Türkiye sosyalistleri açısından bu geçmişten beri süre gelen bir tartışma, işte politika sanat ilişkisi, politika edebiyat ilişkisi, işte bir sanatçının bağımsız olması mı daha verimli olmasına sebep olur, yoksa bir örgüte ya da siyasi bir harekete bağımlı olması, onun paralelinde gitmesi mi? Aslında o tartışmaya biraz farklı bir söylem gibi geldi bana. Biraz daha açarsanız memnun olurum. Özellikle sanat ilişkisi açısından. Tabii özellikle şimdi şöyle bir mesele var aslında. Yani normalde yazarlar, şairler, hatta ressamlar belli bir partinin üyesi olabilirler. Bunda garip bir şey yok. Bütün mesele onunla ilişkiyi nasıl ayarlıyorlar. Mesela Pablo Picasso Fransız Komünist Partisi'nin üyesiydi yıllarca. Luis Aragon yıllarca Fransız Komünist Partisi'nin üyesiydi. Keza böyle José Aramago işte Portekiz Komünist Partisi'nin üyesiydi. Bütün mesele şu, parti size ne yazıp ne yazmayacağınızı dikte ettirmeye başlarsa o iş orada bitmiş demektir. O yazar da ediyor. O yazar da orada bitmiş demektir. Bu karşılıklı bir ilişki meselesidir. Yani birincisi, eğer bir örgüte girdiğinizde orada size yönelik bir takım şeyler dikte ediliyorsa oradan çıkmanıza yarar vardır bence. Yani örgütten çıkıp hala sol bir yazar olarak kalabilirsiniz. Ama bir sürü örgüt vardır ki bunu dikte ettirmezler insanlara. Mesela diyelim Fransız Komünist Partisi'nin işte Louis Aragon'a nasıl şiir yazacağını dikte ettirdi. Ben hiç duymadım. Çünkü adam şeyi biliyor yani oradaki. Sizce Nazım Hikmet'e dikte ettirdiler mi? Nazım Hikmet'e şöyle diyeyim, yani o zamanki bizim sosyalist hareketimizi düşünürsek mutlaka ettirmişlerdir. Yani mutlaka ettirmişler ama Nazım'ı dinlememiştir. Çünkü Nazım'ı boş boşuna atmadılar Komünist Partisi'den. Yani birini atmak istiyorsanız bir gerekçe bulursunuz sonuç olarak, yani zor bir şey değil. Yani bunun da mutlaka rolü vardır. İşte Atol Behramoğlu gibi, Fakir Baykurt o zaman yaşıyordu. İşte Aysel Uzak'ın Hamburg'taydı. Daha başka insanlar da vardı. Yani Türk Edebiyatı'nın önemli bir bölümü buraya taşınmıştı. Bir de aynı zamanda Almanya'da ikinci kuşak göçmenler edebiyatla ciddi olarak ilgileniyorlardı. Ve işte kısa öyküler, şiirler, bazıları hatta roman yazıyordu. Bunların tabii önemli bir bölümü daha sonra edebiyatta kalmadı. Çünkü buna bir çeşit hani Gastarbeiter literatür denilen bir özelliğe sahipti bu edebiyat. Edebi olarak fazla bir özelliği yoktu ama sosyolojik olarak ciddi bir özelliği vardı. Çünkü yaşanmışlıkları anlatıyordu. Ama işlerinden mesela Habib Bektaş gibi, Orhan Bahçıvan ya da Halis Kı, Emine Sevgi Özdamar gibi değişik insanlar da çıktılar. Bunlar hep eski insanlardır. Bunlar da çıktılar. Az da olsa çıktılar. Daha sonraki yıllarda Türkiye ile irtibat yakınlaşınca Avrupa'da bir Türkçe edebiyat pek kalmadı diyebilirim. Yani Avrupa'da Türkçe edebiyat yazan epeyce azdır. Daha çok yazanlar Almanca yazıyorlar ve onlar da daha çok Alman edebiyatı içindeler. Yani Zafer Şenocak gibi hem Türk hem Alman edebiyatı içinde olanlar ya da Emine Sevgi Özdamar gibi olanlar oldukça az. Peki ben şeyde sormak istiyorum. Siz bugün genel anlamda Türk edebiyatını dünya edebiyatıyla biraz kıyaslarsanız ne durumda? Şimdi Türkiye'de gerçekten çok kitap yayınlanıyor. Kabul etmek lazım. Okunma oranı düşük de olmuş olsa. Biraz da bunu değerlendirirseniz genel anlamda Türk edebiyatı. Ya şimdi edebiyata şöyle tabii iki yönden bakmak lazım. Yani birincisi Türk edebiyatının kalitesi. Türk edebiyatının kalitesi oldukça iyi. Bunu zaten yani şeyde de gördük. İşte bu Frankfurt Kitap Fuarı'na geç Türkiye çok kötü hazırlanmıştı ama ne derler? Çok rezalet hazırlanmıştı ama genelde diyelim Ahmet Hamdi Tanpınar'ı mesela Türkler değerini bilemedi. Almanlar değerini bildiler. Ve Almanlar şeyler yani Türk edebiyatının en büyük adamıdır Ahmet Hamdi Tanpınar. İşte birkaç kitabı Almanca'ya, romanı Almanca'ya çevrildi. Çünkü neden? Çünkü farklı bir Türk modernizmini temsil ediyor. İşte Orhan Pamuk'un işte Durum Malum anlatmaya gerek yok. Elif Şafak keza mesela büyük ilgi topladı Almanya'da.
Bunlar tabii önemli şeyler. Bilge Karasu keza Türkiye'de gördüğü ilgiden çok daha fazlasını Almanya'da görmüş durumda. Yani ilginç bir durumdur ama böyle. Yani bu tabii, bunlar tabii Türk edebiyatının insanları. Bu Türk edebiyatının tabii Yaşar Kemal eskiden beri biliniyor zaten. Onu belirtmeye gerek yok. Ciddi bir kalitesinin olduğunu gösteriyor. Ama edebiyata ilgi bakımından bakarsak tabii Türkiye rezalet bir durumda. Yani. Peki sizin Türkiye'de yayınlanan Yolun Sonu romanınız Türkiye'de yayınlandı. İki baskı yaptı. Bu zannedersem Türkiye'de yayınlanan tek romanınız. Türkiye'de benim iki tane romanım yayınlandı. Bir de Güzel Bir Ölüm yayınlandı. 1992'de E Yayınları tarafından iki tane romanım yayınlandı. İki tane romanınız yayınlandı. Peki siz, son sorum olsun. Siz fazla tutmayayım, yorgunsunuz. Yıllardır yurt dışındasınız. Yıllardır Türkiye'den uzaklarda yaşıyorsunuz. Türkiye'de olmak ister misiniz? Dönmek ister misiniz doğduğunuz yerine? Şu anda söylemek gerekirse yani Türkiye'ye gidip gelmeyi isterim ama Türkiye'de yaşamayı istemem. Buradayım. Neden de şundan geliyor. Yani ben özellikle Almanya için söylersek, ben ikinci bir sosyalizasyon daha yaşadım Almanya'da. Yani yeniden sosyalize oldum. Bir Türkiye'de yaşadığım bir sosyalizasyon vardı. İkinci olarak bunun üzerine Almanya'da yaşadığım sosyalizasyon geldi. Yani bu bakımdan özellikle sosyal konularda, politik konularda Almanya ile herhangi bir sorunum yok. Alman politikası aktif bir insanım aynı zamanda. İşte ATAK'a üyeyim, Sol Parti'nin bilmem şurasına burasına üyeyim, bir sürü yere üyeyim. Ve daima şunu düşünüyorum, yani ben bu kadar şeyi eğer Türkiye'de olsaydım herhalde öğrenemezdim. Bu kadarını öğrenemezsiniz. Oldu, peki ben çok teşekkür ediyorum. Size zaman ayırdınız. Engin Erkin'e çok teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. Adı Temmuz, öfkelenenden fırtına sevgi dedemiz. Bir kızı var, adı Temmuz.
Değerli izleyiciler, şu anda İsviçre'nin Zürich kentinde bir resim sergisindeyiz. Burada Zürich Schlieren, Zürich'in bir banliyosu daha doğrusu. Buradaki Alevi Derneği'nde bir resim sergisi var ve şu anda yanımızda Halit Altuncevahir, ressam. Siz kendinizi tanıtın mümkün. Ben Halit Altuncevahir, Erzincan'dan doğmayayım. 6 yaşımda İstanbul'a geldik, yerleştik. İstanbul'da ilkokuldan beri... Kaç senedir İsviçre'de? 28, yani 30 sene yaklaşık. 28-30 deyince benim aklıma 12 Eylül geliyor. 12 Eylül Cumhurbaşkanlığı yani, geldi, siz yurt dışına çıktınız. Evet, maalesef öyleyiz. Biz de... 29-30 dendiği zaman... Söylediğiniz şeyler doğrudur tabii. 68 kuşağı. 68 kuşağı, 68'den beri bu çok daha önceleri bu mücadelenin içindeyim. Uzun müddet ülkeme gidemedim. 16 sene yakın bir dönemde ülkeme gidemedim. Bir ülkesi için her şeyi vermeye çalışan bir insanın ülkesine gidememesinin ne kadar büyük bir zorluk olduğunu tahmin eder. Peki biz gene resim konusuna dönelim. Siz resim çalışmalarınız ne zaman başladı? Türkiye'de mi başladı? Buradan başladı? Ve bu konuda bir eğitim aldınız mı? Daha biraz önce şeyi ifade etmeye çalıştım. Ben resim çok seviyordum. İlkokul çağlarına başladım. İlkokul çağlarında resimlerim duvarlara, panolara asılıyordu. İyi şey yapmıştı. Yani herkes iyi resim yapıyorsun diyordu. İyi de yaptığımı sanıyordu. Ve ortaokulda bu devam etti. Lisede özellikle fen bölümüne gitmiştim. Resim dersi seçmeliydi. Seçmeli olduğundan ben resmi seçmiştim. Oraya gidiyordum. İyi resim yapıyordum. Hatta bir anımızı paylaşmak isterim eğer sizin zamanınız müsaitse ya da. Şöyleydi, resim öğretmenim bana diyordu ki, ben çok aktif politika yapıyordum okulda. Beni tanıdığı için şöyle diyordu. Oğlum diyordu, sen gel üniversitede. Siyasal şu bölümlere gitme, doğrudan doğru şey bölümüne, sanat bölümüne git, iyi bir ressam olursun. Ama bana şunu da söyledi, ben görüyorum ki bu politikanın yüzünden sen resmi bırakacaksın demişti. Ne yaptınız, siz bırakmadınız? Yani politikaya daldık, uzun müddet resimle aram açıldı. Sevgisi hiç bitmedi, hep yüreğimin bir tarafında vardı. Gördüğüm yerde güzel resimlere gidiyordum, sergileri geziyordum. Ama politika bize, yani biraz da şikayet etmiyorum tabii ki yaptıklarımı. Tabii. Peki ben şeyde sormak istiyorum, sizin çalışmalarınız daha çok ne tarz çalışma? Ben sulu boya çalışmalar gördüm. Var. Biraz daha çalışmalarınızdan bahsederseniz. Ben genellikle 3 tekniği kullanıyorum. Hatta 4 teknik de diyebilirsin. Kara kalem çalışıyorum. Sulu boya çalışıyorum. Ondan sonra yağlı boya çalışıyorum. Yağlı boya ile sulu boya arası dediğimiz akril dediğimiz. Şu anda arkamda şunu gördüğünüz teknik. Bu şey tekniğiyle yapılmış. Akril dediğimiz teknikle yapılmış. Dikkat edersen kabartmalar. Resul şöyle gösterebilirsin. Bu stapulla yapılmış bir resimdir. Kolay çalışılmış bir resim değildir. Bu yine biraz önce sözünü ettiğimiz şehrin davetlisi olarak yapılmış bir resimdir. İsviçreliler tarafından çok beğeni almış bir resimdir. Güzel bir resim. İyi bir çalım. Akril tekniğiyle yapılmış. Yani dediğim gibi benimki... Burada ama iki tarz kullandınız. Evet. Buradaki bu sergide özellikle bu sergide benim akril ve sulu boya dediğimiz. Peki ben başka bir soru da sorayım. Siz bir ressam olarak. Evet. Sadece resim yaparak geçiniyorsunuz. Evet. İsviçre gibi yerde bir ressam sadece resim yaparak yaşayabiliyor mu? Yaşayabilir mi? Şimdi İsviçre bir kere kültüre çok değer veren bir ülke. Öncelikle beni memnun eden şeylerin başında şu geliyor. Sürekli bir kere ilgi var. Gittim, her açtım sergide çok büyük bir ilgi var. Mesela düşünün, ben bir ay önce bir sergim vardı Baden'da denilen İsviçre'de bir yere. Oraya gelen insanlar geçen hafta burada açılışta da büyük bir şey geldi. Yani 40'a yakın... İnsan vardı İsviçre'yle. Yani bu çok önemli bizim için. Özellikle bizi teşvik ediyor, kamçılıyor. Birinci derece sadece resimden kazanacağınız değildir. Ben resmi ilk önce insanlık için yapıyorum. Kendim için yapıyorum. Zevk aldığım için yapıyorum. İnsanlara bir şey resimlerimle anlatmak istiyorum. İnsan sevgisini vermek istiyorum. Yani önce benim için önemli olan bu.
Tabii resim diğer tüketici şeyler gibi değil. Kolay aldığım şey. Bir yanlış şunu söyleyeyim. Buradaki sergimde ben özellikle fiyatları çok düşük tuttum. Şundan dolayı düşük tuttum. Buraya emekçiler geliyor, ezilenler geliyor. İstedim ki bir insanların evinde, bir emekçinin evinde el emeği olsun. Elimle çizdiğim bir resim olsun. Desin ki ya bunu da bir ressam yaptı ve ben o ressamdan aldım. Bunun için fiyatları çok düşük tuttum. Peki başka bir soru. Siz yıllardır yurt dışında yaşıyorum dediniz. Evet. Peki sizin esin kaynağınız ne? Mesela ben burada gördüm. İsviçre'nin o klasik köy evleri var. Evet. Yaptığınız resimlerde doğa manzaralar var. İsviçre'den fakat Türkiye'den de var. Siz yıllardır Türkiye'ye gitmediğinizi söylediniz. Evet. Bunları hayal ederek mi? Bunları nasıl tasavvur edebiliyorsunuz? Nasıl şey yapabiliyorsunuz? Onu da öğrenmek. Şey oldu. Mesela ben Haliç kenarında büyümüş bir insanım. Yani İstanbul Haliç kenarında büyümüş bir insandım. 12 Eylül'den sonra uzun müddet gidemediğimi söyledim. 16 sene gidemedim. Şöyle bir haber okumuştum gazetede. Bir tane Yunus gelmiş, Haliç'in sularına saplanmış, bağıra bağıra sabaha kadar ölmüş. İnanın ilk olarak gözlerimden yana böyle yaşlar gelecek şey oldu. Çünkü ülkeye gidememek kadar korkunç bir şey yoktur. Bir insana yapabileceğiniz en büyük işkence insanların kendi ülkesini görememesidir. Yani işte Türkiye'yi çizmemek mümkün mü? Türkiye'nin şeylerini çizmemek mümkün mü? Tabii ben biraz önce de söylediğim şekilde, evet Türkiye ağırlıktadır. Türkiye her şeyimizde. Hayatımızı onun için vermeye kalktık. Ama ben bir de kültür sanatçısıyım. Yani ressamın ülkesi yoktur, dini yoktur, şeyi yoktur. Ülkesi elbette ki vardır. Sevdiği, yaşadığı, doğduğu ülkeye vardır. Ama sanatçı bütün insanlığa kardeş gözüyle bakar. Ben de öyle bakıyorum. Onun için burada dikkat ederseniz sergimde Bosna'dan var, Türkiye'den var, İtalya'dan var, diğer değişik ülkelerden var. Ben sürekli kültür sanatçısıyım diyorum. Bunun için de kültürleri öne çıkaran, o ülkenin değer verdiği resimleri yapmaya çalışan bir insanım. Değerli izleyiciler, şu anda İsviçre'nin Zürih kentindeyiz. Zürih kentinde bir konser düzenlendi. Bu konsere Türkiye'den Kardeş Türküler grubu katıldı. Şu anda yanımızda Feryal Öney var ve grubun dansçılarından Gülcan Hanım var. Kendileriyle biraz söyleşi yapacağız. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, biz Boğaziçi Gösteri Sanatları topluluğundan kadın arkadaşlar, işte dansçı arkadaşlar, müzisyenler ve Boğaziçi Gösteri Sanatları topluluğuyla birlikte iş yapmayı seven müzisyen kadın arkadaşlarımız yine. Bir proje hazırladık. Aslında 10-15 yıldır 8 Mart'larda biz üniversitede başlayan bir şeydir. Bu Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken başlattığımız bir şeydir. Dünya Kadınlar Günü'nü hep beraber tiyatro, dans, müzik, bütün sanatçı kadınlar birlikte kutlamaya alışmıştık. Buradan bir proje çıkardık. İşte arkada görüntüler, kadınların hayatından gerçek görüntüler. Önde dans ve müzikle, müziğin diliyle, kadın ağzı şarkılarla, türkülerle biraz kadınların hayatını anlatmak istedik. Ama sadece şey değil yani, ev kadını değil, çalışan kadın, ev kadını, evli kadın, bekar kadın, ayrımcılığa uğrayan, aslında cinsel yönelimden dolayı ayrımcılığa uğrayan insanlar, kadınlar, ya da etnik aidiyetinden ya da inançsal şeyinden, tercihinden dolayı ayrımcılığa uğrayan, yani aslında yaşadığımız coğrafyada, dünyayı da tabii ki şey yapabiliriz bunun içine, ki tüm kadınların hikayelerini anlatmaya çalıştık ve sadece dertlerini değil tabii ki. Peki bu projeniz, işte bu Kardeş Türküler kapsamında yapılmayan bir çalışmaydı dediniz. Bu devam edecek mi? Sadece bugün özgü bir şey miydi? Ne diyorsunuz? Size soralım. Devam edecektir tabii. İlk önce Feryal anlattı zaten. Yıllardan beri devam ediyor. Bu yılda aslında ben yeni mezun oldum. Öğrenciydim. Nereden mezun oldunuz? Onu Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum. Orada da yine kutladık. Önümüzdeki yıllar kutlamaya devam edeceğiz yine 8 Mart'ta. Ama bu projede işte oradan mezun olan kadınların bir araya gelip Feryal de anlattı. Farklı kimliklerdeki kadınların aslında bir arada barış içinde bulunabileceğini savunan bir proje olacağı için devam edecektir. Devam edecektir diyorsunuz. Sizin bir parçanız vardı, şarkınız vardı daha doğrusu. Özellikle işte Sezen Aksu'nun o Kardelen şarkısı vardı. Özellikle kızların okula gönderilmesi doğrultusunda. Siz buna karşılık mı diyeyim, nasıl diyeyim bilmiyorum ama Berfin parçasını yaptınız. Biraz buna değinirseniz hem güne de uygun. Berfin'i biz yapmadık. Aslında Vedat Yıldırım'ın projesi, içinde bulunduğu Bajar projesi, şehir projesinde söylenmiş, bestelenmiş bir şarkı. Kardelen'in aslında ideolojik olarak çok da her şeye cevap verdiğini düşünmüyoruz çünkü. Yani aslında sadece Kürt bölgesindeki kızların örneğin
Gülcan sen de tamamlarsın. Özellikle Doğu'da işte ve Güneydoğu'da yaşayan insanların kızlarını okutmadığını iddia eden bir proje, Kardelen projesi. Ve sadece Türkçe üzerinden. Neden Türkçe öğrensinler ki? Neden ana dillerinde eğitim görmesinler? Berfin alternatif bir şeydi. Berfin şunu söylüyordu. Ben kendi rengimde olmak istiyorum. Kendi rengimde var olmak istiyorum. Ben kendi dilimde eğitim görmek istiyorum. Kardelen'i o yüzden çok da sahiplenemedik biz doğrusu. Ona cevaben bir şeydi aslında Berfin şarkısı. Bence çok da güzel olmuş. Buradan da Vedat Yıldırım'dan selamlarımızı gönderelim. Bir şarkı yaptı Vedat. Biz de her seferinde kutluyoruz. Zaten en güzel feminist şarkılar da erkekler yapıyorlar. İlginç durum. Pek kabul edemeyeceğiz. Nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Peki madem onu sordunuz, ben şunu sormak istiyorum. Dikkatimi çekti. Şimdi söylediğiniz türküler biraz önce dinledik konserde. Çok güzel de bir konser olduğunu da belirteyim ayrıca. Şimdi Türkiye'de, Kürt kültüründe de, Türkmen kültüründe, Türk kültüründe, yani o Anadolu, Mezopotamya coğrafyasında yaşayan ve yaşamış, bugüne kadar gelmiş kültürlerde birçok türküde kadınların söylediği, o türküleri kadınların yaktığı belli oluyor. Ama kadının adı yok. Yani ilginç bir durum burada. Erkeklerin... Bir şey söylemek istedik. Ya Gülcan kusura bakma, ben hep şey yapıyorum. Atlıyorum. Daha mikrofon oradayken kapıyorum. Gülcan'la biraz İstanbul'u ve Türkiye'yi konuşacağız. Zaten dansı, kadınlar ve dansı da herhalde söyleyecek şeyler vardır. Biz aslında uzun süredir şey yapıyoruz. Kadın ağzı türkülerle ilgili biraz öğrenmek istedik aslında. Araştırma yapıyoruz. Ve gördük ki aslında Türkiye'de belli coğrafyaların belli coğrafyalarda kadınlar çok acayip bütün dünyalarını anlatan, memleketin bütün dertlerini anlatan şarkılar yapmışlar. Bu Dersim bölgesi, Eğim bölgesi, güneyde Yörük kadınların yoğun yaşadığı işte tefçi kadınlar var. Orta Anadolu ve güneyde. O bölgeler, Ege, her bölgede böyle kadınlar var aslında şey yapan, türkü yaratan, sürekli yaratan, yakan. Ama ne olmuş? Askere gitmiş oğlu. Oğlu dillendirmiş onu. Sonra asker türküsü olarak geri dönmüş. Hapishaneye gitmiş koca, eşi dostu hapishane türküsü olarak dönmüş. Ya da işte Eğin'den kocasını İstanbul'a çalışmaya göndermiş. Eğin türküleri çok fazladır bilirsiniz. Ve çoğu da kadın ağzı türküdür. İstanbul'a göndermiş kocasını. İstanbul'da kocası o türküyü yaygınlaştırmış ve erkek ağzı olmuş. Aşık müziği deseniz kadın aşıklar aslında tabii ki var ama erkekler kadar değil. Çünkü aşıklık bir meslek. Kadınların Anadolu'da işte özellikle bizim coğrafyamızda yaşama şekli şey izin vermiyor. Sen çık sırtına bağlamayı al bir ay dolaş. Bye.
Yani Anadolu kültürü biraz da toleranslı bir kültürdür. Geçmişten beri bu Mezopotamya, işte bunu Zerdüşlerde, Zerdüş kültüründe görüyoruz, Alevilikte görüyoruz, Türkmen kültüründe görüyoruz. Aslında kadın çok da ikinci planda değil. Gördüğüm kadarıyla. Fakat katılmıyor musun o zaman? Ona çok katılmıyorum. Şundan dolayı kadınlar yaşlanıncaya kadar kesinlikle söz sahibi değiller. Yaşlanınca böyle çok karizmatik işte kadın ağlıyorlar. Ama yaşlanıncaya kadar çocuk doğru ev işlerini o yapıyor, her şeyi yapıyor. Ama nedir? Evet, yani cem töreninde kadın erkek beraber otururlar. Oraya gelinceye kadar kadın yine kadınlık görevlerini. Kürt kadınlarında da Vedat hep şey söyler. Benim işte anneannem babaannem çok şeydir, sözü dinlenir. Ama o yaşa gelinceye kadar nasıl yaşadı acaba senin anneannem babaannen? Dolayısıyla ben onu hemen öyle yani çok ezberde şey yapmak. Çünkü bizim o Orta Doğu, Anadolu kültürü şey bir kültür yani. Gerçekten ataerkil bir kültür. Yani her şeyle yani militarist, ataerkil. Orada yani işte etnik aidiyet falan filan öyle çok kadına imtina gösterilen bir şey yok. Yani bir yerde bir yaştan sonra bir şekilde şey oluyor, söz sahibi oluyorum. O yaşa gelinceye kadar nasıl yaşıyorlar? Peki bu geleneksel olarak işte bu kültürden bahsediyoruz. Bir de biraz bugüne dönersek. Peki ben Gülcan'a sorayım o zaman. İkincisinde şey de var yani sonuçta türküleri biz duyduğumuzda eğer bu devlet eliyle yapılmış, araştırılmışsa yani biliriz ki bütün Türkler aslında Türkçedir. Ama alternatif derlemeler yapıldıktan sonra biz biliriz ki Sarıgil'in parçası Ermeniceymiş. Yani farklı çalışmaların yapılması gerekiyor onun anlaşılabilmesi için. Aynı şekilde kadın ağzı Türklerin kadın ağzı olduğunu veya kadınların yaptığını veya kadınların bir sürü şarkı söylediğini anlayabilmek için alternatif feminist çalışmaların yapılması sonucu. Yani biz öğrenebiliyoruz onları. Peki kadınların bugün durumunu değerlendirir misiniz? Yeni mezun oldunuz Boğaziçi Üniversitesi'nden. Bugünkü durumu nedir? Şimdi bazı istatistik veriler var. Onlara baktığımız zaman işte kadınların %18'i kentlerde hala şiddete maruz kalıyor, tacize maruz kalıyorlar. %76 kırsal kesimde, bunlar ne kadar doğru bilmiyorum ama bu tür veriler var. Siz nasıl görüyorsunuz bugün Türkiye'de kadının durumunu? Yani çok fazla bir şey değiştiğini düşünmüyorum. Feryal ile bizim aramızda bayağı bir kuşak farkı vardır. Onlar zamanında okulda mesela tacize karşı bir eylem yapmışlar. Sokaklara dökülüp, çünkü Hisar üstünde bizim yaşadığımız yer, Boğaziçi Üniversitesi'nin olduğu yer. Tacizler gerçekleşiyor. Bunun üzerine eylem yapıyorlar. Aynısını biz geçtiğimiz hafta yapmak zorunda kaldık. Çünkü kadınlar yine sokakta tacize uğruyorlardı. Ve biz yine tacize karşıyız. Kadınlar geceleri de sokaklara çıkabilir diye bağırmak zorunda kaldık aslında. Öyle bir eylem yaptık. O yüzden değişen çok fazla bir şey yok. Ama çok ilginç değil mi? Ben şunu da söylemek istiyorum. Siz türküler söyleyen insanlarsınız. Bu kültürü tanıyorsunuz. Dünyada belki de en çok ana, bacı, kavramının kutsallaştırılıp böyle göklere çıkarıldığı bir ülkedir Türkiye. Yani oradaki yüklenen mantığı falan tabii konuşabiliriz. Fakat orada sanki bir şey mantık yükleniyor. Biraz daha yüceltme mantığı yükleniyormuş gibi. Ama kadın en çok tacize uğradığı ya da... Gülcan sen aslında girmiştin. Nasıl yük? Bacının kendisi de, yani o kelimenin kendisi bile erkek ağzı bir şeydir ki onu söylediğinizde anne, bacı, evet, cinsiyetten arınmış, namuslu, kesinlikle çocuğuna bakan, işte en iyi anne çocuğuna bakan annedir, çocuk doğuran annedir. Ama nedir işte bir erkek vardır ki onun sahiplenen bir erkek, bir yanlış yaptığı zaman o bedeli tabii ki ana denilen kişinin çekeceği bedel çok daha ağır olabilir veya bacı denilen. Evet. Şerefi, namusu, çok bu kutsallaştırma mevzuları çok tehlikeli. Vatanı kutsallaştırma, anayı, bacıyı, yani hep böyle şey, onların üzerinden bir tahakküm kurma. Yani ha, Türkiye'de hala böyle ama. Hala namus cinayetleri, biz Gül Dünya'yı o yüzden besledik. Yani bunun sonu gelmiyor.
şey gibi de bu namus cinayetleri de, yani kadını öldürme çeşitli vesilelerle ve yani çeşitli vesilelerde indirim uygulanması cezaya. Sanki yine Orta Doğu, Anadolu, o coğrafyada var olan bir şeymiş gibi, ama Avrupa'da da sanki başka isimler alıyor. Yine erkekler kadınları öldürdüğünde çeşitli indirimlere, cezalarında. Merak ettiğim için sorayım. Doğrusunu isterseniz ben bazı uzmanlarla görüşmeler yaptık. Avusturya'da yaptık. Orada sordum aynı bu soruyu. İşte bu tür şeyler var mı? Ve konuştuğum uzmanlar sürekli bu tür mahkemelere gidip gelen insanlar, böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını, indirimin söz konusu olamayacağını, yani özellikle bu namus cinayetlerinde, yani bir mahalle baskısı söz konusu değil, bir aile baskısı söz konusu değil. Mahkemelerde indirim falan söz konusu olmadığı söylendi. O süreden konuştuğum uzmanlar bu konuda. Peki, çok doğal bir şey değil mi? Sonuçta yani 3. dünya ülkesi veya bunun yanında Türkiye'de militarizm var diyoruz kesinlikle. Bir iç savaş devam ederken kadınlık, erkeklik durumları orada da farklı bir şekilde tezahür ediyor. Yani hem 3. dünya ülkesi olması, yani sınıf ayrımcılığı, bu savaşın olması, kadınlık, erkeklik tanımlarının, bu şiddet dediğimiz şeye tecavüzün girmesi, Eren Keskin'in konuşmasında da vardı. Evet. Bunlar çok daha fazla su yüzüne çıkıyor yani. Ama biraz da şey de var tabii, olay sadece işte kadın erkek, kadın erkekten ziyade biraz da sistem sorunu, biraz da düzen sorunu. Yani işte bu yönünü de vurgulamak lazım. Aterki, yani biz zaten, bizim feminizm anlayışımız, hani bir söyleşide bunu hani kısaca dillendirdim. Siz de feministsiniz? Kesinlikle. Evet. Tamam, ben... Biz feminist kadın çevresi üyeleriyiz aynı zamanda. Boğaziçi Üniversitesi çıkışlıdır ama sonra mezunlar arasında da şey devam etmiş bir şeydir. Ben ne söyledim unuttum ama yani biz feminizmi tanımlarken Türkiye ve dünya gündeminden, ataerkiden, militarizmden, savaşlardan ayrı, böyle kendi çevresinde örgütlenen bir feminizmi kesinlikle reddediyoruz. Konjonktürün feminizmi, kadınlık durumlarını, kadınların ilişkilerini, kadın erkek ilişkilerini çok fazla etkilediğini, özellikle savaş dönemlerinde yoğun bir baskı altına girdiğini kadınların, hani onu özellikle belirtmemiz lazım. Yani kadınlar savaşa karşı, kadın işte barışçı bir doğası vardı falan, bunların aslında çok ezber cümleler olduğunu da çok net görmüş olduk. Bunu da vurgulamış olduk. Peki, çok teşekkür ediyorum.